Spor Ajansı'nda konuklarımızla birlikteyiz. Ahmet Akçan ve Kartal Yiğit'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hoş Kerem. Hoş bulduk. İyi yayınlar. İyi yayınlar olsun hepimiz için. Açılışı Galatasaray'la yapacağız. Sarı Kırmızılı takımın golcüsü Mauro Icardi için Serie A'nın yeni takımlarından Como'nun bir ilgisi olduğuna dair İtalyan basınında bazı söylentiler var. Kısa da olsa bunu konuşacağız. Sonrasında derbiye yönelik bir sohbetimiz olur. Hemen ardından da Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamaları değerlendiririz. Hocam, sizin gözünüzde Mauro Icardi satılabilir bir aset midir Levent Düzelen tabiriyle? Yoksa mutlaka kulüpte kalmaya devam etmeli mi? Uzun yıllar parçalı formayı giymeli mi? Önce hiçbir futbolcu aset değildir. İkincisi, her futbolcu satılabilir. Evet. Üçüncüsü, ya günümüzde gelişim çok önemli, değişim çok önemli sevgili Kerem. Ben de biraz değişmeye karar verdim. Değişmek için de büyük bir uğraş vermeye başladım. Tıraşınız çok iyi olmuş bu yolda. Teşekkür ederim. İşte o da değişikliklerden biri. Şimdiye kadar hep sevgi, saygıyla yaklaştım. Bütün insanlara, bütün kulüplere, futbola. Bunda hiçbir değişiklik olmayacak ama biraz da espri katma ihtiyacı hissediyorum bütün bu açıklamalara. O yüzden Como ile ilgili çok yumuşak bir şekilde, ya Como adı sanı duyulmamış bir takım. Yani Icardi oraya yakışmaz bile. Belki dünkü Ahmet Akçan'ın açıklaması olurdu. Bugün de demek lazım ki, ya Como kim ki? Yani Icardi gidecekse Avrupa'nın devlerinden birine gitmeli. Kaldı ki devine gidiyor ise bu transferin ekonomik boyutu da Galatasaray adına okey olur. Yoksa Icardi gibi bir değeri, aseti demiyorum. Şu an Galatasaray'ın çok gerisinde ki Komolu, bir de üniversite yıllarımdan arkadaşım var. Komo'yu da biliyorum biraz. O yüzden oraya gitmesi futbol adına bence üzücü bir hamle olur. O yüzden Icardi'yi ben Komo'ya yakıştıramıyorum. Como genç Icardi'leri bulsun, onları yetiştirsin. Bizim kulüplerimiz, başta Galatasaray, onları oradan büyük paralara transfer eder. Bir sorun yok. Icardi Galatasaray'da... Ama gönül isterdi ki biz bulalım genç Icardi'leri. Ya bizde var da biz yetiştirmiyoruz. Şimdi bak, apayrı bir yere parmak bastım. Ya endişelendim şu an oraya parmak bastığım için. Şu an akademi diyoruz. Galatasaray Akademisi hakkında çok büyük planlar falan açıklanıyor. U19'da Galatasaray yok. Ki Trabzon şampiyon oldu. U17'de yarı finalistler Bursa, Beşiktaş, Ankara Gücü, Trabzon, Galatasaray yok. U16'nın finalist şeye bakıyoruz. Karagümrük U16'yı kazandı. Antalya ikinci, Manisa üçüncü. U15'te Galatasaray 4 takımla yarı finale kalmış. U14'te yine yok. Demek ki bizde var olan şeyleri yetiştirmiyoruz. Şimdi beni apayrı bir yere taşıdın. Onun için bu bilgiyi de vermiş oldum. Nerede büyük takımlar ya? Hep akademi diyoruz. Büyüklere o büyük paraları veriyoruz. Sonra da işte şunu yapacağız, bunu yapacağız diye atıp tutuyoruz. İşte al, ben sana gelişim liglerindeki şampiyonları veya finalleri sayıyorum Kerem. O yüzden kimse kimseyi aldatmasın. Bundan sonra aldatanlara burada açık açık niye yapıyorsunuz sorularını da soracağız. Biz yine Icardi'ye geri dönelim. Taş yerinde ağırdır. Icardi orada kalsın. Seneye Galatasaray'ın Avrupa'da da büyük hedefi var. Icardi'nin Galatasaray'a sunduğu katkıyı nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle belki başka bir konu ve üstüne de daha uzun konuşacağımız bir konu ama Aziz Yıldırım'ın dün söylediği çocukları mutlu etme noktasında herhalde biraz Icardi'nin varlığı da Galatasaray'ın lehine, Fenerbahçe'nin aleyhine oldu. Yeni jenerasyonlara sahip olabilmek adına ne dersin? Öncelikle ben de Como ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ahmet Hoca'ya kesinlikle katılıyorum. Şimdi Galatasaray gibi bir camia, kulüp, takım varken gidip de İtalya'da Serie A'ya yeni çıkmış ve hiç camiası olmayan, taraftarı nedenli olan bir kulübe, takıma transfer olmak bence Icardi'nin yapacağı çok çok büyük bir hata olur. Yanlış bir hamle olur. Zaten düşüneceğini bile tahmin etmiyorum ben Icardi'nin. Galatasaray'da kalacağını söyleyebilirim. Yani çünkü Galatasaray bu sezon
artık hemen hemen yani bence şampiyon oldu diyebiliriz. Büyük bir futbol sürprizi olmazsa önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeki Icardi bir futbolcu olsanız Şampiyonlar Ligi'nde mi oynamak istersiniz ya da gidip de Como'da mı oynamak istersiniz? O yüzden Şampiyonlar Ligi ve Galatasaray'ı tercih eden ve çok çok sevilen bir yerde olduğu için Icardi'nin bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi dünkü toplantıda Aziz Başkan'ın söyledikleri artık işte çocuklar şampiyon olmak istiyor, sembol görmek istiyor. Evet Icardi bakıyoruz öyle videolar önümüze düşüyor ki okullarda çocuklar Icardi gol sevinci yapıyor. Icardi'nin gol sevincini yapıyor. Sokaklarda Icardi'nin gol sevincini yapıyor. İşte mahalle aralarında top oynayan çocuklar, halı sahalarda top oynayan çocuklar, gençler Icardi gibi kendilerini ona benzetiyorlar. Yani yalnız Galatasaray değil, futbolu seven insanlar da Icardi'yi örnek almaya başladı. Yani futbolun futbolcu olmak isteyen yeni nesil gençler, çocuklar bir örnek oluşturmaya başladı. Zaman zaman bu örnekler olmuştur geçmişte de yani Türk futbolunda. Hem Türk oyuncularda olmuştur hem yabancılarda olmuştur. Icardi'nin de bu şartlarda bu sevgi ortamının olduğu bir ülkede kalkıp gideceğini düşünmüyorum. Ha, tabii ki bu iş ekonomiktir, ekonomiye bakar. Yani hem futbolcu kendi ekonomisine bakar hem de kulüp ekonomisine bakar. Satılabilir mi? Evet satılabilir. Yani çok cazip bir teklif gelirse gelebilir mi? Gelebilir. Icardi de gidebilir. Ama bakıldığı zaman son dönemde sembol olmuş bir isimden bahsediyoruz. Hem de kısa dönemde. Adına metiyeler, şarkılar düzenlenmiş bir futbolcudan bahsediyoruz. O yüzden Icardi'nin de ben buradan kolay kolay ayrılacağını düşünmüyorum. Hocam Türk futbolunun herhalde 40-45 yıldır içindesiniz. Herhalde bir 50 yıldır da takip ediyorsunuz. Belki de daha uzun süredir. Yaşım ortaya çıkıyor. bu kadar fenomen olan bir oyuncu hatırlıyor musunuz? Yani bizim çocukluğumuzda bizim jenerasyon için evet Hacı'nın büyük bir etkisi oldu. Doğrudur. Bir sonraki jenerasyon için Alex'in çok büyük bir etkisi oldu. Ama bu adam daha farklı bir adam gibi ya, geliyor. Mutlaka farklı. Ama Hacı dediğimiz zaman Hacı sadece sahada vardı. Müthiş bir kalite. Evet. O yüzden Hacı'nın seveni çoktu. Icardi'ye bakıyorum. Icardi'yi saha içinde de seviyorlar. Saha dışında çocukların da sevgilisi oldu. Ben illa Icardi ile yarışacak birini arayacak olursam Galatasaray'dan Prekazi'yi söylerim. Yani o dönemde gençlerin sevgilisi olmuştu. Doğru. Yani çocuk, saçlar falan onun gibi yapıldı. Çocukların herhalde. Değil. İlk defa bant takmıştı.